Sakarya'da lise 3'ü bitirmiş yaz tatilinde Luna Park'ta çalışıyordum. Öğlen saat 2'de gidip gece 3'te çıkmama rağmen çok fazla bir para alamayınca bir süre sonra işten sıkılmaya başladım. Fındık zamanında yaklaşıyordu. Okuldan çok yakın arkadaşım olan Halit de Düzce'deki köyüne gidip fındık toplayacaktı. Bana da teklif edince hem daha iyi para alacağım için hem de birlikte çalışacağımız için kabul ettim. İşten ayrılıp birkaç gün dinlendik. Daha önce hiç böyle işlere gitmediğim için biraz çekiniyordum. Zaten çok fazla arkadaşlarımın evinde de kalmamıştım. Ama Halit gerçekten liseden çok yakın arkadaşım olduğu için eğleneceğimizi düşünüyordum. Hem geceleri bahçeye çıkar sohbet eder, bir şeyler içeriz, sonra eve geçip yatarız gibi şeyler söylediği için biraz da bunun nevesiyle gitmiştim. Yoksa lunaparkta çalışıp az da olsa bir şekilde para kazanıyordum. Dolmuşla düzceye gittik. Amcasının oğlu bizi arabasıyla alıp köydeki evlerine götürdü. Evde annesiyle beraber üç tane kız kardeşi vardı. Babası Sakarya'da çalıştığı için gelmemişti. Güzel bir yemek yedik. Üstüne sigarayla çaylarımızı içerken Halit gel de bahçeyi gezdireyim. Hem işi görürsün dedi. Evden çıkıp bahçeye indik bayağı dik bir yamaçtı. Bahçeyi gezip tekrar eve geldik. Akşam yemeğinden sonra üst kata yataklarımıza çıkıp biraz uzanmıştık. Artık polenden midir, tozdan mıdır bilmem ama burnum akmaya başladı. Geç saatlere doğru can sıkıntısından biraz dışarıda turladık. Akşam olduğu için dışarıda kimse yoktu. Evin karşısında biraz kuytuda bir ağaç vardı. Ağacın dibinde otururken tuvaletim geldi.'' Eve gitmeye üşendiğim için direkt ağacın dibine ihtiyacımı gördüm. Her zaman yaptığımız şey ne olacak ki? Geri eve geçtik ve odalarımıza çıktık. Gece uyyana kadar yatakta muhabbet edip sonrasında yattık. Sabah erkenden kalkıp kahvaltıyı yaptık ve bahçeye gittik. Normal bir şekilde fındıkları toplarken Halit bir süre sonra gözden kayboldu. Tuvaletini falan yapmaya gitmiştir diye düşünüp toplamaya devam ettim. O ara telefonum çaldı. Liseden en iyi arkadaşım olan Eren aradı. Öyle amele falan diye dalga geçtikten sonra kapattı. Telefonla konuşurken biraz uzak kalmışım. Bahçenin aşağısına doğru inerken Halit'in sesini duydum. Neşeli çocuktur Halit. Gülmeyi güldürmeyi sever. Yine bir şeylere gülüyordu. Yalnız sesin nereden geldiğini anlayamıyordum. Sesin geldiği yöne gidince arkamı dönünce solumdan geliyordu. Sonra biraz tepeye doğru çıktım. Tepenin başında aleti gördüm. Büyük bir köpeğe eliyle bir şeyler yediriyordu. Ne yapıyorsun burada diye sorunca güler yüzü birden düştü ve köpek de hızla uzaklaşmaya başladı. Yanına kadar gittim. Bir şey yapmıyorum acıkmış hayvan karnını doyuruyordum dedi. Elinin altına baktım. Tekrar Halit'e bakıp bununla mı doyuruyorsun dedim. Bunu yiyor hayvan ben ne yapayım hadi hadi toplayalım da gidelim dedi telaşla. Resmen dışkı yediriyordu hayvana. Git ellerini yıka dedim. Elini toprağa sürdü. Temizlendi işte bak. Bundan iyi sabun mu var dedi yine dalga geçerek. Bir şey demeden fındıklıkların oraya gittik. Toplarken yüz ifadesine dikkat ettim. Hala tedirgin duruyordu. Az önce geldiğimiz yerden gelen köpek avlamasını her duyuşunda aynı korkuyla yerinden zıplıyordu aniden sağına soluna bakıp tekrar hiçbir şey olmamış gibi elini dallara atıyordu. O gün akşama kadar öyle geçti. Bahçeden çıktığımız an kendine geldi. Yemeği yiyip çaylarımızı içtik. Yine odamıza çekilip muhabbet etmeye başladık. Gündüz yaşanan konuyu ne kadar açmaya çalışsam da cevap vermeden konuyu değiştiriyordu. Yine gülüp eğlendik. Işıkları kapatıp uyumaya hazırlandık. Arkamı dönüp kulaklığımı taktım çok az çeken internetten bir şeyler izlemeye çalıştım. O sırada içim geçmiş. Yatak gıcırdaması sesiyle uyandım. Uyandım ama uyandığımı belli etmedim. Odanın içerisinde birisi dolanıyordu sessiz adımlarla. Birkaç kere Emre, Emre uyanık mısın dedi. Ben tepki vermeyince gelen gıcırtıyla geri yatağına oturduğunu anladım. Arkamı dönüp ne yaptığını izlemek istiyordum. Ama göreceklerimden çekiniyordum. Sonra aniden cama birkaç defa taş geldi. Korkudan irkildim ama yine çaktırmadım. Halit yavaşça kalkıp aynı sessiz adımlarla camı açtı. İçeri şiddetli bir rüzgar vurdu. Hatta camları bile titretti bu şiddet. Uzaklardan gelen köpek sesi gittikçe yaklaşıyordu. En sonunda pencerenin önüne kadar geldi köpek. Halit yine kendi kendine gülmeye bir şeyler mırıldanmaya başladı. Bir poşet sesi duydum. Çok geçmeden ağır dışkı kokusu yine burnuma geldi zaten. Köpeğin önüne attı poşeti. Pat diye yere düştü. 5-10 dakika sonra köpek uzaklaştı. Halit de yavaşça pencereyi kapatıp yatağımın başında bir süre beni izledi. Hani uyurken izlendiğinizi anlayıp uyanırsınız ya. Numaram belli olmasın diye öyle yaptım. Yeni uyanmış gibi yapıp birden arkamı döndüm. Halit gerçekten başımda dikilmiş beni izliyordu. Ne yapıyorsun bu saatte? Bak çocuk beni korkutma hemen yarın giderim görürsün dedim. Tepki vermedi. Sadece gözlerimin içine bakmaya devam etti. Sonra yavaş adımlarla geri geri yürüyerek yatağına girdi. Gözlerini bu sefer de tavana dikip tavanı izledi. Yastığın altındaki telefonumu çıkarıp fotoğraflarını çektim. Yarın gösterecektim. Sonra aniden gözlerini kapatıp uyudu. Uyuduktan sonra odanın içinden sesler gelmeye başladı. Halit'in gülme sesi, köpeğin havlama sesi, yataktan çıkan gıcırtı sesi kulaklarımdan gitmiyordu. Tekrar uyuyakalmışım. Sabah aniden gözlerimi açtım. Halit yine başımdaydı ama bu sefer sırıtıyordu. ''Kalk kalk, kahvaltı yapalım. Ne atarmışsın be?'' dedi gülerek. ''Ne değişik çocuksun oğlum sen'' diyerek yatağımdan kalktım. Aşağı kattan çok güzel kokular geliyordu. Annen ne pişirdi acaba diye sordum. Bilemem, gidince bakacağız dedi. Lavaboya girdim. Üst katın lavabosu çok kullanılmadığı için biraz bakımsız ve pisti. İhtiyacımı görüp ellerimi yıkamak için musluğu açtım. Su gelmedi. Birkaç sefer açıp kapadım belki düzelir diye. Yine bir şey olmadı. Aynada o kadar kirliydi ki kendimi göremiyordum. Neyse aşağıdaki tuvalette yıkarım deyip lavabodan çıktım. Telefonumu almak için odaya girince Halit'i yatağında uyurken gördüm. Allah Allah daha şimdi beni uyandırmadı mı bu çocuk? Ne çabuk uyudu geri. Gidip Halit'i uyandırdım. Gözlerini açıp sabah mı oldu? En güzel yerindeydim uykunun. Beş dakika sonra uyandırsan ne vardı? Çok güzel bir rüya görüyordum dedi. Oğlum daha demin sen uyandırdın beni kahvaltı yapmak için. Şimdi ne daha yeni uyanmış numarası yapıyorsun? Hem gece yaptıklarını gördüm. Hemen açıkla yoksa çekip gideceğim dedim. Oturur vaziyete geçip ne yapmışım ki? Uyanmadım bile gece dedi. Telefonumda çektiğim fotoğrafı gösterdim. Uyanmadıysan niye gözlerini açık dedim. Fotoğrafa dikkatlice baktı. O bakarken diğer olayları da anlattım. Bu fotoğraftaki ben değilim. Ben uyuyordum dedi. Ya çocuk benimle dalga geçme. Hadi kahvaltı yapalım da beni Sakarya arabasına bindir dedim. Birlikte aşağıya indik. O sırada tekrar tuvaletim geldi. Beş dakika önce yapmıştım halbuki. Aşağıdaki tuvalete girdim bu sefer. Çok pis kokuyordu. Ama bu kokuyu tanıyordum. Dün gece poşetin içindeki pislikten gelen kokuyla aynıydı. Hatta bir poşette içindeki pislikle beraber tuvaletin deliğinin içinde duruyordu.'' Tuvaletimi yapmak için mecburen almak zorunda kaldım. Poşeti kenara koyup işimi gördüm. Çeşme bu sefer akıyordu ama akan su çok pisti. Çamurumsu suyla ellerimi yıkadım. Ama akan şeyin su olmadığını anlamam biraz geç oldu. Ellerimi burnuma götürdüm. Yine aynı dışkı pisliği kokuyordu. Çeşmeyi tekrar açtım. Biraz beklettim ama su gelmedi. Ne yapacağım şimdi elimdeki bu pislikle? İçeridekilerin yanına nasıl gideceğim diye düşünürken tuvaletin kapısı çaldı. Su akmıyorsa bir şişe bırakıyorum kapının önüne. Elini onunla yıkarsın dedi Halit. Kapıyı açıp şişeyi aldım ve elimi güzelce yıkadım. Ne kadar sabunlasam da kokusunu geçiremedim. Mecburen çıkıp salona gittim. Kahvaltı çoktan hazırdı. Hatta Halit annesi ve üç kardeşi yer sofrasına oturmuş iştahla kahvaltılarını yapıyorlardı. Hepsinin arkası dönüktü ve yedikleri şeyi göremiyordum. Yanlarına yaklaşırken salonun camına birden taş geldi. Korkudan yerimden kıpırdayamadım. Halit kalkıp camı açtı. Aynı köpek camın önünde beklerken bir tabağa koyduğu pisliği hayvanın önüne attı. Camı kapatırken beni gördü. Gelsene acıkmadın mı dedi. Yok acıkmadım size afiyet olsun dedim. Yüz şekli birden değişti. Artık karşımda Halit'i göremiyordum. Gel bak, annem sevmez böyle işi. Çok sinirlenir sonra dedi. Halit ben gidiyorum kardeşim, beni rahatsız etme dedim. Tam o anda üç kardeşi ve annesi boyunları kırılırcasına aniden arkalarını dönüp gözlerini bana diktiler. Hepsinin gözleri ayrılmış, kırpmadan sinirle bana bakıyorlardı. Yavaşça doğrulup ayağa kalktı annesi. Bak güzel oğlum, ''Sen bizim misafirimizsin, hadi gel de karnını doyur. Öğlen yemeğine kadar acıkırsın, düşüp bayılırsın bahçede.'' dedi. Hayır dememe kalmadan Halit'le annesi kolumdan tutup beni sofranın başına oturttu. Bir kardeşi başımı tutuyor, diğeri ağzımı açıyor, diğeri de o pisikleri ağzıma tıkıyordu. Kusmamak için kendimi zor tutuyordum. Bir tabakta da küçük ölü bir yılan, fare ve hamam böcekleri vardı. Yutmamak için direnirken bir yandan da nefesimi tutuyordum. Sonra arkamdan birisi omzuma dokundu. Aniden arkamı döndüm. Arkamdaki Halitti. Az önce gördüğüm farklı kişi değildi. Hadi uyan, kahvaltı yapacağız dedi. O sırada cama gelen büyük bir taşla cam tuzbuz oldu. O gürültüyle yatakta kendime geldim. Gözlerimi Halit'e dikip, yaklaşma, bak yaklaşma zarar veririm sana dedim. Az önce ağzıma zorla soktuğu pisliğin tadı hala ağzımdaydı. Halit mutlu bakışlarının yerini endişeye bırakıp yanıma oturdu. Ne oldu oğlum? Neden korktun bu kadar? Kabus mu görüyordun yoksa dedi. Hiç konuşmadım. Sakinleşmemi bekledim. Nefesimin ve kalp ritmimin düzelmesinden sonra bir şey yok. Kötü bir rüya gördüm o kadar dedim. Aşağıdan mis gibi kokular geliyordu. Hadi kalk kahvaltı hazır dedi. Kalkıp lavaboya girdim. İçerisi yine pisti ama o koku yoktu. İşimi halledip ellerimi yıkadım. Bu sefer su akıyordu çeşmeden. Dişlerimi ne kadar fırçalasam da ağzımdaki koku gitmedi. Birlikte aşağı indik. Annesi sofrayı donatmıştı resmen. Bir tek kuş sütü eksikti. Az önce yaşadıklarımı unutup güzel bir kahvaltı yaptım. Sonra telefonumla uğraşırken gece çektiğim fotoğraf geldi aklıma. Galeriyi açıp fotoğrafa baktım. Halit yatakta yatıyordu ama bu sefer gözleri kapalı normal bir şekilde uyuyordu. İyice yakınlaşıp her yerini inceledim ama gerçekten uyuyordu. Buradan gitmem gerekiyor. Luna Park'ta en azından insan yüzü görüyorduk. Bu iş bana göre değil zaten. Konuşayım da bindirsin beni diye kendi kendime söylendim. O sırada Halit arkamdaymış. Ne o? Gece benim fotoğraflarımı mı çekiyorsun sen dedi. Dilim dolanınca ne diyeceğimi bilemedim. Ya yok öyle değil falan dedim. Hadi bahçeye gidiyoruz dedi. Odaya çıkıp eski kıyafetleri giyip evden çıktık. Bahçeye gidip akşama kadar fındık topladık. Halit de hep yanımdaydı. Yine gülüp eğlenerek akşam ettik. Akşam yemeğini yedikten sonra bizi almaya gelen amcasının oğlunun evine gittik. Çay içerken bir define konusu açıldı. Halit kanka sana demedim ama bahçenin aşağısında define varmış. Öyle diyorlar. Hatta biz işaret koydukça koyduğumuz işaretin yeri değişiyor. Bir kere bakayım şu defineye dedim. Gece beni çok rahatsız ettiler. Sonra tek başıma bir daha aşağı kadar inmedim korktuğum için dedi. Birden lafa girip gel de bulalım şu defineyi hem hayatımız kurtulur dedim. Şakasına demiştim yani muhabbet olsun diye. Amcasının oğlu Tamam bekleyin ben hazırlanayım dedi. İşler bir anda ciddiye binince sesimi çıkartmadım. Birlikte evden çıkıp karanlıkta bahçeden aşağı doğru indik. O sırada o köpek belirdi yanımızda. İlk defa bu kadar yakından görüyordum. Elimi atıp başından biraz sevdim. Sevdikten sonra elimi koklayınca o dışkı kokusunun elime bulaştığını gördüm. Aşağı doğru indikçe o sevimli köpek yavaş yavaş hırçınlaşmaya başladı. İşte orada dedi Halit parmağıyla göstererek. Bahçeden biraz daha düz bir yerdi. Koyduğum taş da orada duruyor. Hayret yeri değişmemiş dedi. Biz yaklaştıkça köpek hırlamaya, bir süre sonra da havlamaya başladı. Taşın yanına gelince köpek aniden ulumaya başladı. Köpek uluyunca etrafımız onlarca köpek sardı. Kaçsak kovalayacaklar, kalsak ısıracaklardı. Sakin ol dedi Halit. Hiçbir şeye dokunmadan yavaşça geldiğimiz yerden dönmeye başladık. Yokuş çıktığımız için soluk soluğa kalmıştım. Köpekler de aynı tempoyla arkamızdan bizi takip ediyorlardı. İttiğimizden emin olmak istiyor gibilerdi. Bir tanesi bacağımın dibine kadar girince ısıracak diye korkudan koşmaya başladım. Ben koştukça köpeği sinirlendirmiş olmalıyım ki arkamdan havlayarak kovalamaya başladı. Yerde duran büyük bir fındık dalına ayağım takılınca dengemi kaybettim ve koşarak çıktığım yerden tekrar aşağı doğru yuvarlanmaya başladım. Halit beni tutmaya çalıştı ama başaramadı. O taşın dibine kadar geldim. Dirseklerim, bacaklarım yarı içinde kalmıştı. Belimin ağrısını aldırmayıp ayağa kalktım. Etrafta ne köpek vardı, ne Halit, ne de Halit'in amcasının oğlu. Zifiri karanlıkta tek başıma kalmıştım. Korkuyla etrafıma baktım. Köpeklerin uluma ve havlama sesi geliyordu, fakat baya uzaktan geliyordu. Büyük bir rüzgar çıktı. Etrafımdaki ağaçların dalları sallanmaya başladı. Gözlerimde karanlığa yavaş yavaş alışıyordu. Çok geçmeden etrafı daha net görmeye başladım. Sanki ağaçların arkasında kısa boylu birileri vardı. Kendilerini bana kısa süreliğine gösterip gözden kayboluyorlardı. Uzun süre onların etkisi altında kaldım. Eve doğru tırmanacaktım fakat birkaç adım atınca belimin ağrısı artıyordu. Aynı pis koku burnumda belirince yalnız olmadığımı anladım. Birden Halit'in sesini duydum. Yine bir yerlerden gülüp birileriyle konuşuyordu. Sonra yukarıdan birilerinin geldiğini gördüm. Bak işte orada. Koyduğum taş da hala orada duruyor. Hayret yeri değişmemiş dedi.'' Sağında amcasının oğlu vardı. Solundaki kişiyi karanlıkta seçemiyordum. Sonra seçemediğim kişi köpeği sevdi. Ardından elini kokladı. İyice dibime gelince net olarak göremediğim kişinin ben olduğunu anladım. Aynı şeyler yaşanıyordu. Fakat ben bu sefer dışarıdan izliyordum. Seslendim, dokunmaya çalıştım ama tepki vermediler. Galiba buradan yuvarlanırken düşüp başımı vurdum.'' Buracık döldüm ve her şeyi dışarıdan görüyorum diye düşündüm. Yine aynı şekilde köpekler sardı etrafımızı. Ben yukarı doğru kaçarken ayağım takıldı ve yuvarlanmaya başladım. Taşın dibine geldiğim anda birden kendime geldim. Bu sefer etrafımda Halit ve amcasının oğlu vardı. İyi misin bir şey oldu mu diye soruyordu Halit. Hala şoktaydım. Ne olduğunu anlayamıyordum. Kendimde miyim, öldüm mü, hayatta mıyım, şu an yaşadıklarım gerçek mi yoksa hayal mi? Birazdan yine aynı şeyler yaşanacak mı diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyordum. Bir süre sonra kendime geldim. Yine dizlerim ve dirseklerim parçalanmıştı. Belime de büyük bir ağrı saplanmıştı. Ama bu sefer yalnız değildim. Rüzgar esmiyor, ağaç dalları ışırdamıyor, o varlıklar bana kendini göstermiyordu. İkisinin kollarıma girmesiyle yavaşça yukarı doğru tırmandık. Eve girmeden önce o ilk gece işediğim ağacın dibine geçip birer sigara içtik. Sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi ne ben bir şey anlatıyordum ne de Halit bir şey soruyordu. O an yine tuvaletim geldi ve aynı ağacın dibine yaptım. Bu sefer kafama bir ağrı saplandı. Kulaklarım çınlamaya, beynimin içi uğuldamaya başladı. Başımda dönmeye başlayınca Halit ben iyi değilim. Yarın beni bindir de gideyim dedim. Hafifçe başını sallayıp koluma girdi ve eve geçtik. Odaya çıkıp dizimdeki ve dirseğimdeki yaralara baktım. Her şeyi anlatasım vardı ama zaten gideceğim diye düşündüğüm için gerek duymuyordum. Hem ortalığı da ayağa kaldırmaya gerek yoktu. O gece erkenden uyudum. Saatin kaç olduğunu bilmediğim bir anda Halit tarafından sertçe dürtülerek uyandırıldım. Hemen kafamı kaldırıp büyük bir telaş ve korkuyla ne oldu diye sordum. Yanıyor Evin yanıyor, kalk dedi. Ne evi, ne yanması, ne diyorsun sen diyerek hızla ayağa kalktım. Parmağıyla evin karşısındaki ağacı gösterdi. Ağaç yanıyordu. Etrafında onlarca ağaç, ot, çalı çırpı olmasına rağmen ateş onlara sıçramamıştı. Halit'in saçmalıklarını bir kenara bırakıp aşağı indim. Bir hortum aramaya başladım. Kiler gibi bir oda vardı dışarıda. Ne kadar araç gereç varsa oraya koyuyorlardı çuvalları falan oradan almıştık. Oradan biliyorum. Kapısını açtığım gibi karşımda o köpeği gördüm. Benim kullanacağım hortum boğazına sarılmış, bir ucuda tavana asılmış şekilde karşımda duruyordu. İşin aslı köpeği biri hortumla insan asar gibi asmıştı. Artık her şeyi anlatmam gerekiyordu. Böyle olmaz. İçime ata ata delirecektim. Eve geri gidip odaya çıktım. Odaya girer girmez başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Allah'ım Halit yatağında hiçbir şey olmamış gibi yatıyordu. Korkarak pencereden ağaca baktım. Sapa sağlam yerinde duruyordu. Halit'i uyandırdım. Gözlerini açıp sessizce ne oldu dedi. Gözlerimdeki telaşı ve korkuyu o da görmüştü. Her şeyi anlattım. Baştan sona yaşanan her şeyi. Halit sözüm bitene kadar beni dinledikten sonra her şey tamam da define ne alaka. Bu akşam hiç evden çıkmadık ki. Hatta fındıktan gelince çok yorgunum, hasta olacağım galiba deyip erkenden yattın. Amca onunla falan da gitmedik. Emin misin öyle bir şey olduğuna dedi. Bu söylediklerini duyunca daha kötü oldum. Elim ayağım titremeye başladı. Kolundan tutup kaldırdım. Evden çıktık. Kilerin kapısını açıp içerideki ölmüş köpeği gösterecektim. Kapıyı açtık. İçerisi bomboştu ve hortum kenarda duruyordu. Daha da hırslandığım için amcasının oğluna sorup gerçekleri öğrenecektim. Kapıyı biraz çaldıktan sonra gözleri uykulu halde kapıyı açtı. Hayırdır bu saatte dedi. Direkt içeri girdim. Salona geçip olanları ona da anlattım. Ya gece gece dalga mı geçiyorsunuz benimle? Allah aşkına gidip uyuyun. Define falan tehlikeli işler. Öyle bir şey varsa bile beni bulaştırmayın dedi ve kovarcasını evden bizi çıkardı. Artık çaresiz kalmıştım. Halit de durumun ciddiyetini anladı. Aynı ağacın dibinde otururken yine tuvaletim geldi. Bu sefer yapmadım. Her şey bu ağacın dibinde başlıyordu çünkü. O sırada Halit aklıma bir şey geldi. İnşallah uyumuyordur dedi. Nereye gittiğimizi bilmeden yine korkunç olaylar mı yaşayacağım diye düşünmeden arkasından takip etmeye başladım. 5-10 dakika yürüdükten sonra bir evin önüne geldik. Halit kapıyı çaldı arkasını dönüp inşallah uyumuyordur diye tekrarladı. O sırada yaşlı bir adam kapıyı açtı. Altında şal var, üstünde örgü kazağı, uykulu gözleriyle bize bakıyordu. Halit, müsait misiniz hocam dedi. Hoca eliyle içeriği işaret etti. Ben de içeri girerken iyice süzdü beni. Hatta tam önümdeyken burnuyla kokladı. Yaptığı şey garip gelebilir ama bunu niye yaptığını birazdan anlayacaktım.'' Salona girdik. Köyün camisinin hocasıymış. Derdimi anlattım. Hayal de olsa, gerçek de olsa en ince ayrıntısına kadar bahsettim. Hoca hepsini dinledi ve tek bir şey söyledi. Sana küçükken hiç öğretmediler mi geceleri sağa sola pisletilmez diye. Hiç mi duymadın annenden babandan? Gitmiş onların meskenlerini pisletmişsin. Şimdi musallat var mı diye bakacağım. Gerçekten o yüzden mi yoksa başka bir sebepten mi oluyor öğreneceğim. Korkma. Yine aynı şeyleri görebilirsin dedi. Gözlerimi bağladı. Önüme bir tas su koydu. Parmağımın ucunu toplu iğneyle delip suyun içine damlattı. 5-10 dakika Kur'an okudu. Kur'an sesini dinlerken kendimden geçmişim. Hocanın dürtmesiyle sanki derin bir uykudan uyanmışım gibi kendime geldim. Başımın ağrısı ve beynimdeki uğultular azalmıştı. Adeta o an içimdeki tüm korku ve endişeler silinip gitmişti. Gözlerini açabilirsin dedi ve gözlerimi açtım. İlk başta buğulu ve net göremesem de çok geçmeden kendime geldim. Hoca önümdeki tası göstererek bak bakalım dedi. Tasın içindeki su berraktı. Hala ne demek istediğini anlayamıyordum. Hoca başını tastan kaldırıp bana dönerek konuşmaya başladı. Yaptığımız bu işlem suyun tepkisinden bir şeyler anlamamı sağladı. Sana iyi haberlerim var. Sana musallat olan bir varlık yok. Suyun berraklığı bunu gösteriyor. Eğer suyun rengi değişip farklı hallere girseydi o zaman sıkıntı büyüktü. Ancak tahminlerim doğru çıktı. Senin davranışın bu tür olayların meydana gelmesine neden olabilir. Hatta neden olmuş? Geceleri dışarıda pislemek Ruhsal ve fiziksel anlamda olumsuz etkiler oluşturabilir. Yani cin musallatına neden olabilir dedi. Bu sözler üzerine içimde tekrar bir korku hissettim. Ancak sırtımdaki yük kalkmış gibiydi. Hoca devam etti. Öncelikle bu tür olayların tekrar etmemesi için dikkat etmen gereken bazı noktalar var. Geceleri dışarıda tuvalet ihtiyacını gidermemelisin. Ayrıca yaptığın bu hatayı ve sonuçlarını kabul etmeli bu tür davranışlardan kaçınmalısın. Ruhsal ve manevi olarak da kendini güçlendirmen gerekebilir dedi. Hocanın sözleri üzerine kendime söz verdim. Artık bu tür hataları tekrarlamayacak ve namaz kılıp ibadet ederek ruhsal ve manevi olarak da kendimi güçlendirecektim. Hoca bana bazı dualar öğretti ve bu duaları düzenli olarak okumamı istedi. Bir de koruyucu muska yazdı. Muskayı boynuma taktım kendimi daha iyi hissediyordum. Hocanın evinden ayrıldıktan sonra Halit'le birlikte eve döndük. Evin önünden geçerken o ağacın oraya daldı gözlerim. Gerçekten de birilerini rahatsız etmiştim. Bu yüzden gelmişti başıma böyle şeyler. Onlar göstermişti bana hepsini. Ortada ne bir define ne bir köpek vardı. İçimdeki korku ve endişe yerini bir huzur ve kabullenme duygusuna bırakmıştı. Artık yaşadığım bu olayları geride bırakacak, ve yeni bir başlangıca hazırlanacaktım. O gece Halit bana yine bir şey olur korkusuyla sabaha kadar uyumayıp başımda bekledi. Sabah olup kahvaltıyı yaptıktan sonra "Kanka, merak ediyorum şu definenin yerini gidelim de göster." dedi. Hocanın dedikleri geldi aklıma. Gitmemem gerekiyordu ama Halit'in ısrarlarına dayanamayarak bahçeden aşağı doğru yürümeye başladık. Halit'in define var diye getirdiği yer bile yoktu ortada o düz ve boşluk kalan fındık ağaçlarıyla doluydu. Ama burada olduğundan emindim. Her şeyin yalan olduğunu ve onların görmemi istedikleri gibi gördüğümü bir kez daha kanıtlamış olduk. Geri eve çıktım. Kıyafetlerimi alıp Sakarya'ya evime doğru yola düştüm. Yol boyunca yaşadıklarımı düşündüm. Eve gelince banyo yapıp abdestimi tazeledim. O gün bugündür namazımı kaçırmam. Her işte bir hayır var diyorlardı ya Gerçekten öyleymiş. Belki de o olayı yaşamasam dinime sıkıca bağlı birisi olmayacaktım. Allah her şeyin hayırlısını versin.